geçirmiş olduğu 30 Mart yerel seçimlerine kadar toplum iktidarın ülkedeki ekonomik sıkıntılarını gideremeyeceğini, ülkenin ekonomik bütçesinin boş olduğunu ve ülke genelindeki işçinin, köylünün, üreticinin, emekçinin, emeklinin ekonomik şartlar karşısında zorlandığını, alım gücünün düştüğünü ve asgari ücretin de yetersiz kaldığını, ülkedeki ekonomik sıkıntıların faiz oranlarının çok yüksek olması, enflasyonun yüksek oranda yansıması, toplum nezdinde halkın bunun altında ezilmesi, evini geçindirememesi, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaması, onlara bir gelecek sağlayamaması, bunlar hepsi bir etken oluştu. Artık insanlar yavaş yavaş bu işin sürecinin daha tehlikeli boyutlara gideceğini fark ederek ve bunun önemini de, bunun olacağını da önceden belirterek niyetlerini belli ettiler. Yani sokak röportajlarında olsun, sokaktaki insanların sesi olsun, emeklinin sesi olsun, büyük oranda mağdur olunan emekliler istedikleri oranda geçim sıkıntılarının giderilmesi hususundaki hükümetin iktidarın vermiş olduğu yetersiz zamlar karşısında bunu tabii bir şey olarak, ellerinde bir güç olarak kullandılar. Hepimiz bunu kullandık. Ben de bir emekli olarak kullandık bunu. Çünkü bakıyorsunuz iktidar yandaşlara, şirketlere, çetelere çok rahatlıkla belli oranda imkanlar ve istihdamlar bulabiliyor. Ama iş emekliye gelince bütçenin yetersiz olduğunu vurguluyor. Ve bu konuda da halk daha iyi bir iktidar oluşması için yerelden bir mesaj genele iletti ve 30 Mart seçimlerinde yapılan seçim sonuçlarının ülkenin tamamında bir psikolojik olarak bir en azından moral ve bir düzelme oluştuğu imkanını verdi, imajını yarattı. Ve biz de hepimiz yani oluşan seçim sonuçlarından bir memnuniyet duyduk. Yani önemli olan ülkedeki tek yönetimli iktidarın baskı ve politikalarından artık yıldık ve bunun bitmesi olasılığı. Bu yerel seçimlerin akabinde de erken seçimin oluşması, ülkenin artık daha refah, daha huzurlu bir döneme girmesi gerekiyor. Onun anlamı çıkmakta burada ve hepimiz de bunu temel isteğimiz, temel doğrultumuz, fikirlerimiz bunlar. Toplum artık bir araya gelerek ülkesini düşünmek zorunda ve ülkemizin her tarafında işte mülteciler tarafından, yabancılar tarafından işgal edilmesi, ekonomik dengelerin bozulması, bunlarla ilgili artık genel bir çalışmalar yapılmalı. Ülkedeki işsizlik sayısının düşürülmesi gerekiyor. Ülkede iş bulamayan, eğitimini bitirmiş bir sürü çocuklarımız var. Atanamayan çocuklarımız var. Bunlar hepsi ister istemez beklentilerin olmayışından dolayı iktidarın çok yetersiz olduğunu gördüler ve gençlik yapılanması da bunda çok büyük faktör. Önümüzdeki işte süreçte genel seçimden erken seçim alınırsa ülke biraz daha hem liyakatlı hem daha güvenilir dış ülkeler nezdinde de bir güven duygusu yaratır ve bu şekilde de ülke ekonomisinin daha iyi yatırımlar oluşma, dış yatırımların ülkeye dönüşümünü sağlar diye düşünüyoruz. Bizim Alevi toplumunun yereldeki talepleri genel anlamda işte yönetimlerin daha adil, daha ortak akılla yerele hizmetlerin yürütülmesi, yerelde iş istihdamlarının sağlanması, daha temiz toplum, yereldeki insanları birleştirici bir pozisyon almaları, insanlar üzerinde projeler üretmeleri, toplumla iç içe olmaları gerekiyor. Bilhassa sosyal demokrat belediyelerden büyük şehirlerde dahil çok büyük bir kazanımlar elde ettiler. Bu kazanımların neticesinde biz bunu her zaman da vurguluyoruz. Hiç kimse bu yapılan yerel seçimlerin kazanımında büyük bir zafer olarak görmesinler bunu. Bu ülkenin gereksinimiydi, olması gerekendi. Burada tabiri caizse güç zehirlenmesine de kapılmamaları gerekiyor.
Bunu özellikle yani vurguluyorum ki herkes geçmişten günümüze bir değerlendirme yapması gerekir ve halkın, toplumun yeri geldiği zaman nasıl bir cevap verebileceğini, nasıl bir durum ve tavır takınacağının hepsi bundan bir örnek çıkarmaları gerekiyor. Hiçbir zaman kimse o makamları kalıcı olarak kendilerine görmemeleri gerekiyor. Beşer yıllık, dörder yıllık süreçler çok çabuk gelir geçer. Ama bırakmış oldukları intibalar çok önemlidir, hizmetler çok önemlidir. Sosyal belediyecilik bulunmuş oldukları yerelde topluma hizmetlerin eşit şekilde yürütülmesi, götürülmesi ve yereldeki eksiklerin giderilmesidir. Halkın bundan memnuniyet duyması gerekir. Halk bunun takipçisi olacak. Tabii bizler de Alevi toplum olarak da genelde bu tür şeylerin takipçisiyizdir. Yani benim adamım, senin adamım veyahut da filan bizim adamımız gibi bir durum gözetmeksizin herkese eşit şekilde bakarak herkesin de takipçisi olacağız. Yanlışa karşı itirazımız, eleştirimiz olacak. Doğruya karşı da takdirlerimiz olacak. Hepsine başarılar diliyorum.